Ekonominin verilerine bakacağız sevgili seyirciler. Daha sonrasında ise ALB Forex araştırma uzmanı Sayın Rıdvan Baştürk ile gündemin nabzını tutacağız. Önce rakamları bir aktaralım. Dolarda yukarı doğru bir seyir var. Dolar 3.052'den işlem görüyor. %0.85'lik bir artışta. Euro'ya bakalım hemen. Euro'da da yukarı doğru bir seyir var. Euro 3.3706'dan işlem görüyor şu an itibariyle. Borsa İstanbul'sa aşağı doğru bir eğilimle 76.683'ten işlem gördüğünü aktaralım ve Sayın Rıdvan Baştürk'e dönelim. Rıdvan Bey günaydın. Neler var? Piyasada bugün neleri takip edeceğiz? Günaydın, iyi yayınlar. Evet, Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank'a ilişkin endişeler küresel piyasaları da yön vermeye devam ediyor diyebiliriz. Bu aşamada Avrupa, Amerika ve Asya piyasalarında bankacılık sektörü öncülüğünde sert satışların geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yansıması da küresel piyasalarda risk iştahının azalması olarak karşımıza çıkıyor. Borsa İstanbul tarafına bakıldığında sizin de bahsettiğiniz gibi negatif bir açılış söz konusu. Tabii yurt dışı bu şekilde satarken yurt içine yansıması da çok olağan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Dün de negatif bir seyir söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Tabi azalan risk iştahıyla birlikte gelişen ülke varlıklarında değer kayıplarının ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan Amerika tarafına bakıldığında dün büyüme verisi açıklandı yılın ikinci çeyreğine ilişkin ve beklentinin üzerinde bir büyüme kaydedildiğini gördük. Bununla birlikte zaten geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda, FED toplantısında Aralık ayına ilişkin sinyal almıştı piyasalar, ancak bu beklentilerin biraz daha güçlenmesi için güçlü makro veriler görmeyi bekliyordu diyebiliriz. Büyüme verisi de bunlardan biriydi. Olumlu gelen büyüme verisinin ardından Aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentilerinde de artış olduğunu söyleyebiliriz. Tabii önümüzdeki günlerde açıklanacak ekonomik veriler yine ön planda olacaktır Amerika tarafında. Güçlü dataların gelmeye devam etmesi durumunda Aralık ayına ilişkin beklentilerin biraz daha artması beklenebilir ve bu aşamada gelişen ülke varlıklarında değer kayıplarında devamını bekleyebiliriz. Yine gündemimizde Deutsche Bank'ta olacaktır önümüzdeki günlerde. Küresel risk iştahındaki azalış tabii gelişen ülke varlıklarında değer kaybını sürdürecek gibi gözüküyor. Yurt içine bakıldığında bugün gün içerisinde ticaret dengesi verisi açıklanacak, ancak mevcut konjonktürde bu verinin TL cinsi varlıklar üzerinde volatilite yaratmasını beklemiyoruz. Biraz daha yurt dışı fiyatlamalar yurt içinde etkileyecek gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da hafta içerisinde bahsettiğimiz gibi Moody's sonrasında bahsetmiştik. 75 bin oldukça önemli bir destek seviyesiydi. Buraya gelmeden bir dönüş yaşanmıştı, ancak 75 bin bugün ve önümüzdeki haftalarda ön planda olmaya devam edecek diye düşünüyoruz. Bu desteğin üzerinde kaldığımız sürece Borsa İstanbul'da 75 bin 80 bin bandını korunabileceğini düşünüyoruz. Ancak özellikle yurt dışı gelişmelerle birlikte 75 bin seviyesinin de aşağısına gelmemiz durumunda satışların biraz daha ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. Kur tarafına bakıldığında ise dün gelişen ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybı yaşıyordu. Yeni güne de böyle başladığımızı söyleyebiliriz. Bu kapsamda dolar TL tarafında yukarı yönlü hareketlerin biraz daha ön planda olduğunu görüyoruz ve bu hareketlerin de devam etmesi muhtemel olarak karşımıza çıkıyor. Burada 3 eşiği önemli. Biraz üzerinde seyrediyoruz ama kalıcılık aranacaktır burada. 3 üzerindeki kalıcı hareketlerde bizim takip edeceğimiz seviye 3.0250 olacaktır. Geri çekilmelerde ise 2.96-2.94 bandı ilk etapta orta ve uzun vadeli alımların tekrar canlanabileceği bant aralığı olarak karşımıza çıkıyor. Rıdvan Bey, teşekkürler aktardığınız bilgilerden dolayı ve ekonomi bülteni burada noktaladı. Kısa atlaşına tekrar karşınızdayız.